Daha ne olsun gönül? Evladın isyanı anasına dünyasını şaşırtır. Neyse ki verilmiş sadakam varmış. Ama daha iyisin demez mi? Tansiyon düşmüş sadece. Endişelenecek bir şey yok. Bugün dinlensin. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Osman'a geçmiş olsun. Korkuttun bizi. Ama şimdi iyiymişsin, şükürler olsun. Zeynep de bugün kalkma yerinden. Yorma kendine, tamam mı? Sağ ol oğlum. Hadi biz de çıkalım, dinlensin biraz. Anne, ne oldu sana? Sen bana haddini aşan her şey zıddına dönermiş Esma derdin. Çok haklıydın. Ben de sana haddinden fazla boyun eğdim. Vicdanımın aklını karaya çevirdin. Ama artık bitti. Herkes gerçekleri öğrenecek. Çünkü bu konak yıkıldı. Sen yıktın. İkimiz de altında kaldık. Ama ben evladımın bu enkazın altında kalmasına izin vermeyeceğim. Bitti artık Azize. Esma. Kime ne istersen gider söylersin tabii. Ama gitmeden önce duymanı istediğim bir şey var. Yerinde olsam bunu duymadan bu odadan çıkmazdım. Mahmut. Buyurun hanımım. Miran'ın evinin taranması emrini sana kim verdi söyle. Sen verdin hanımım. Peki sen ne dedin? Ev arabaya benzemez. Nerede durduklarını nasıl bileceğiz? Ya ölürlerse dedim. Ben ne dedim? Bu eve dönecekler. Ya tabutlarıyla ya ayaklarıyla. Ölürse de ölür. İntikamımı Aslan Bey torunum alır dedin hanımım. Duydun mu Esma? Durumun vehametini anladın mı? Benim gözden çıkaramayacağım hiç kimse yok. Fırat'la sen de buna daha iyisin Esma. Bir kurşuna bakar. Şimdi ne yapacaksın? Bu evde bana isyan edecek son insan bile değiliz. Anne. Ne oldu diyorum. Avlulu olanlara mı canın sıkıldı? Ben mi üzdüm seni, ne oldu? Oğlum. Doktor da söyledi ya. Tansiyonum düşmüş. Şehriyar gittiğinden beri bütün işler bana kaldı. Yoruldum herhalde. Hadi asma suratını, iyiyim ben. Sen üzülme Esma, hemen birini buluruz. Geçmiş olsun. Bir daha böyle korkutma bizi. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.